Yoksa bu yeni bir tür eğitim mi? Hayır. El bir sıçkırından kurtulmaya çalışıyor. Sam, radarın harika bir kurtarma köpeği olduğunu biliyorum. Ama çok iyi bir çoban köpeği olabileceğine de eminim ben. Radar yalnızca kurtarma köpeği olmak için eğitim aldı Norman. Radarın her şeyi yapabileceğinden eminim. O kadar akıllı bir köpek ki. Evet, işe yaradı mı? Evet, bu harika oldu. Sağ ol Sam. Merak ediyordum da, acaba radarı yürüyüşe çıkarabilir miyim? Pekala Norman, eminim o da buna bayılır. Trafiğin olduğu yerlerde tasmasını sakın elinden bırakma. Merak etme, ona göz kulak olabilirim. Sonra görüşürüz. Olamaz. Merhaba Mandy, radarı çayırda yürüyüşe götürüyorum. Birlikte çobanlık yapacağız. Sen de gelmek ister misin? Olur. Ama önce anneme sorayım. Merhaba Norman. Görüşürüz tatlım. Tahta almak için New Town'a kadar gidip geleceğim. Peki ya kamyonetin kapısı ne olacak? Hala açılmıyor. Evet ama şimdilik bir acelesi yok ki. Döndüğüm zaman halledebilirim. Büyüdüğüm zaman bir çoban olmaya karar verdim Mandy. Bu yüzden radarı buraya getirdim. Çünkü benim çoban köpeğim olacak o. Radar... Bir çoban köpeği mi? Ama bir koyuna bakmak, insanları kurtarmakla aynı şey değildir. Onu da yapabilir. Bak göstereceğim. Tamam Radar. Şimdi senden istediğim şey, Uli'yi ve kuzusunu o ağla sokmak. Hadi, koş. Hadi, koyunlar nasıldır bilirsin. Hadi peşlerinden koş. İşte böyle. Çocuk oyuncağı gibi, gördün mü? Radar söylediklerini anlamıyor. Ona emir vermek gerekiyor Norman. Zaten vereceğim Mandy. Peşlerinden koş Radar. Bilirsin işte, onları kurtar. Hayır, o tarafa gitme. Yakalayamayacağım. Ama bizim buraya girmemiz yasak. Evet ama bugün ziyaret günü değil mi? Jüpiter normalde döner tablada duruyor ama Venüs de işimize yarar. Ne işimize yarar? Buna. İşte böylesi çok daha eğlenceli. Norman, Venüs'ü yanlış tarafa çevirip bırakamazsın ama Norman. Norman! Ben bu botun diğer eşini itfaiye merkezinin bir yerine sakladım. Şimdi de radar oldukça hassas koku alma duyusunu kullanarak o botu bulacak. Hadi getir bakalım oğlum. İşte karşınızda millet, Pontypandy'nin gururu olan köpek ve Elvis tabii. Hadi ama James. Ama biri bizi buradayken görebilir. Kim görecek? Herkes dışarıda radarı izliyor. Aferin sana radar. Ve işte çizmeyi buldu. Sonunda çizmeyi buldu. Radar çizmeyi buldu diyor. Aferin radar. Sen çok zeki bir köpeksin. Muhteşemdi. Bu kadar yeter radar. Evet. O çizmenin bir sahibi var değil mi? Evet efendim. Hemen çizmeyi bana geri vermelisin radar. Kurtarma tatbikatına geçmeden önce hepinize ipin gerisinde kalmanızı yeniden hatırlatırım. Pontypandy itfaiye merkezinde güvenlik her şeyden öncedir. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bu harika olacak. Harika olacak. Artık dışarı çıkabilir miyiz? Yoksa itfaiyecilik oynamak istemiyor musun James? Hayır. Tamam seni mızmız. O zaman neden kurtarma tatbikatını bu binadaki en iyi yerden izlemiyoruz ki? Tamam.
Ne? Yukarı mı? Evet, burası ipin arkasında. Heyecandan metrelerce ötede olmaktan daha iyi. Bu bir acil durum. Yangın hızla yayılıyor çocuklar. Ama sakın korkmayın. İşte Sam, Penny ve Elvis sizi kurtarmaya geliyor. Bu işimizi görecektir. Kabul etmeliyim ki hiç de fena iş çıkartmadım. Hemen itfaiyeci Sam'i çağırmam gerek. Mike Flood evinin çatısında asılı kalmış. Flood'ların evinde çatıda mahsur kalan biri var çocuklar. Crittington, sen burada kalıp kumanda masasını kontrol et. Sen merkeze kalırken ben göreve giderim. Venüs'ü ben alırım. Beni izleyin çocuklar. Tamam efendim. İşte kaskınız efendim. Oh, evet doğru, tabii. İçinde top oynamak konusunda sana ne söylemiştim Norman? Ama anne! Daha şimdiden brokollerimi dağıtıp turplarımı paramparça ettin. Hadi gidip parkta oyna. Tamam anne. Çabuk olun. Daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Telaşlanmanıza gerek yok bayanlar. Artık emin ellerdesiniz. Bu tür konularda yılların getirdiği bir deneyime sahibim ben. Harekete hazırım. Bu benim için söylenmiş. Artık marka indirmeye başlamamız gerekmiyor mu efendim? Ne? Evet. Kesinlikle. İtfaiye merdivenini yükseltmeye başla Penny. Önce Jüpiter'i sabitlememiz gerekmiyor mu efendim? Evet. Hemen sabitleyin. İşte bu harika. Ne? Ne? Olamaz. Kafam buraya sıkıştı. İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin bana lütfen. İmdat! Biraz sola. Sağa doğru. Yukarı gelip yardım edeyim mi Sam? Gayet iyi idare edebiliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sakın endişelenme Mike. Seni köz açıp kapayıncaya kadar aşağı indirmiş oluruz. Nedense bu bana yıllar önce bir ağacın tepesinde mahsur kalan koyunu kurtardığım günü hatırlattı. Evet. Olması gerek. Hadi yarın yeniden denize açılırız. Nihayet hazır. Evet, şu güzelliğe baksana. İtfaiye memuru Steve. Elinizdeki şey ne öyle? Hani? Bu mu? Bu bir uçurtma. Evet, yeğenim için yaptım. Evet, yeğenim için. Anlıyorum efendim. Demek yeğeniniz için. Öğle yemeği 1,5 saate kadar hazır olur. Bu 1,5 saat bana yeter. Çok üzgünüm Norman. Ne yazık ki seninle birlikte gelemem. Lütfen. Olmaz. Gördüğün gibi bunu cilalamam gerekiyor. O olmadan denize açılmak güvenli olmayacaktır. Ya teknemin dümeni aniden kırılıverirse ne olacak? Başka bir dümene ihtiyacım olur. Ben dümen kullanmayı biliyorum ama. Keşke beraber denize açılıp sana gösterebilseydim. Uç bakalım güzelim. Burada yeterince rüzgar esmiyor. Uçurtmamı Flood'ların evinin yanındaki kırda uçuracağım, evet. Kayığı çok iyi kullandım anne. Penny de öyle söyledi.
Öyle olduğuna eminim Norman. Sen doğuştan denizcisin. Oo, şunu dinle. Rüzgarın sesini duyuyor musun? Bu rüzgar denize açılmak için harika olur. Hey, neden seni tekneyle gezintiye çıkarmıyorum? Ha, sen bir yetişkinsin. Beni yanımda bir yetişkin olursa gidebileceğimi söylemişti. Lütfen anne, lütfen. Dikkatli ol Norman. Ben ne yaptığımı biliyorum anne. Üzerime su sıçratıyorsun. Norman. Telaşlanma. Şimdi yelkeni açma vakti geldi. Yavaş ol. Tepetaklak olacağız. Hayır, olmayacağız. İşte gayet güzel kullandım. Sana iyi olduğumu söylemiştim. Yana yatıyoruz. İmdat, yana yatıyoruz. Merak etme. Biraz daha kürek çekersen bu tekneyi sabitler. Bana ne yaptırdığına bakar mısın anne? Norman, beni geri götür. Bundan hiç hoşlanmadım. Midem bulanıyor. Hayır, bir türlü anlayamıyorum. Uçurtmam neden uçmuyor? Evet, yeterince rüzgar var. Yardıma ihtiyacınız var mı Sayın Memur Sıçayım? Benim mi? Hayır, yardıma falan ihtiyacım yok. Hayır, ben sadece uçurtmayı deniyordum. Neler yapabileceğini göreyim dedim. Ben size gösterebilirim. Ne yapıyorsunuz efendim? Bu eski bir itfaiye memuru uyarısıdır Crinlington. Siz o kadar yaşlı değilsiniz efendim. Eski bir tekerleme demek istemiştim. Yıllardır nesilden nesile aktarıldı. Eğer rüzgar batıdan eserse bir itfaiyeci asla dinlenemez. Tetikte ol. Eğer rüzgar sert esiyorsa yapacak çok şey var demektir. Çok akılda kalıcı bir söz. Rüzgar batıdan eserse tetikte ol, bitmez işler. Crinlington! Sem'in izinde olması zaten yeterince kötü. Geri kalanlarımızın iki kat çalışması ve önümüzdeki hareketli güne hazırlıklı olması gerek. Emredersiniz itfaiye memuru Steel efendim. Sanırım bu fırça işimi görecektir Dilos. Mükemmel bir seçim. Pekala, az önce bugün ütü yapacağını söyledin. Doğru mu duydun? Evet, doğru duydun. O zaman sana yeni ürünümüzü tanıtmalıyım. Ütü yaparken giysilere ferahlık veren kır kokulu yaz spreyi. Şunu bir izle. Ne kadar güzel kokuyor. Sen de koklasana. Merhaba Sera. Benimle birlikte gelip arka tarafta muhteşem bir şey görmek ister misin? Tamam. O zaman benimle gel. Bir dakika, önce Nepur'u bağlayacak bir yer bulmalıyım. Bu Mike, sanırım başı dertte. Londra'nın büyük alevleri adına. İmdat, imdat, beni aşağı indirin. Dayan Mike, merdiveni getirmem gerekiyor. Neler oldu? İmdat, imdat. Merak etme, onu yakaladım Sam. Harikaydın Trevor. Daha fazla dayanamayacağım Sam. Mike! Sen iyi misin? Evet, ben iyiyim. Gayet iyiyim. Sem'in sayesinde. İşte buna çok sevindim. Peki su sızıntısını tamir etmeyi başarabildin mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Hepsi bu kadar mı? Hayır. Elbette hepsi bu kadar değil. Mike'ın yalnızca bir fincan taze sıcak çaya ihtiyacı var. Eğer çay yapacaksan ben de bir bardak alabilirim Dilos. Marketin içinde top oynamak konusunda sana ne söylemiştim Norman? Ama anne! Daha şimdiden brokollerimi dağıtıp turplarımı paramparça ettin. Hadi gidip parkta oyna. Tamam anne.
Çabuk olun. Daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Telaşlanmanıza gerek yok bayanlar. Artık emin ellerdesiniz. Bu tür konularda yılların getirdiği bir deneyime sahibim ben. Harekete hazırım. Bu benim için söylenmiş. Artık marka indirmeye başlamamız gerekmiyor mu efendim? Ne? Evet. Kesinlikle. İtfaiye merdivenini yükseltmeye başla Penny. Önce Jüpiter'i sabitlememiz gerekmiyor mu efendim? Evet. Hemen sabitleyin. İşte bu harika. Ne? Ne? Olamaz. Kafam buraya sıkıştı. İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin bana lütfen. İmdat! Biraz sola. Sağa doğru. Yukarı gelip yardım edeyim mi Sam? Gayet iyi idare edebiliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sakın endişelenme Mike. Seni köz açıp kapayıncaya kadar aşağı indirmiş oluruz. Nedense bu bana yıllar önce bir ağacın tepesinde mahsur kalan koyunu kurtardığım günü hatırlattı. Evet. Buradan geçiyordum ve onu işte bu halde gördüm. Kafanı hafifçe sağa sola çevirip çıkaramaz mısın canım? Daha önce denedim anne. Sorun kulakları. Norman, başın motosiklete binmiş bir maymundan daha büyük dertte. Bana kalırsa itfaiyeci Seb'i çağırma vaktimiz geldi. Evet, elbette bugün de kalın yeleğimi üstüme giymeyi unutmadım. Kapatmam gerek anne. Norman kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış. Biraz daha dayan Mike. Sakin ol. Az telaş çok hız. Bu işi hemen halledeceğiz. Neler oluyor? Bir acil durum daha mı? Bir çocuk kafasını parmaklıklara mı sıkıştırmış? Merak etmeyin. Bu olayı tek başıma halledebilirim. Tabii burada kalmam gerekiyorsa... Hayır. Siz gidin efendim. Biz burayı halledebiliriz. Alo Tom. Pekala. Büyük bir yangını söndürüyormuş gibi poz verin. Hem de oldukça büyük bir yangın. Bunun gibi mi? Peki pozunuza biraz gerçekçilik katabilir misiniz? Yangından kaçın. Herkes kaçsın. İşte böyle. Şimdi de itfaiyeci baltasını kullanmaya ne dersiniz? Eğer istersen demirden aşağı da kayabilirim. Mükemmel. Harika bir fikir doğrusu. Harika mı? Artık zamanı geldi Mandy. Tamam. Kemeri yükseltebilirsin. Teşekkür ederim Tom. Sence balina iyi olacak mı sen? Artık ait olduğu yere, denize döndü Mandy. Güle güle. Ve teşekkürler. Hiç önemli değil Mandy. Pekala Mandy. Hadi bizim eve gidip kimin kayalardan daha çok şey topladığına bakalım. Ne dersin? Tabii kimin topladığını zaten biliyoruz. Peki siz ne yapmak istiyorsunuz? Onlar konuşamaz Mandy. Bunu nereden biliyorsun? Hadi bakalım. Ait olduğunuz yere geri dönün.
Merhaba. Burası ateşlemek için harika bir yer, öyle değil mi? Umarım. Etrafta kimse yoktur. Yalnızca sen, ben ve fişek varız. Tehlikeli olmadığından emin misin Norman? Mandy, annem gibi konuşmaya başladın. Bu fişek insanları kurtarmak için yapılmışsa nasıl tehlikeli olabilir ki? Sanırım haklısın. Ne? Olamaz. İp sıkışmış olmalı. Evet. Kıpırdayamıyorum. Sakin ol Penny. Tek yapman gereken Tom'a haber vermek. Pekala Penny. Anlaşılan biraz daha sesli şekilde haber vermen gerekecek. İmdat! İmdat! Biri bana yardım etsin. Tek yapmam gereken bu düğmeye basmak ve... Hadi durma Mandy. Bas şuna. Hayır. Ha, demek bunu yapamıyorsun. Çünkü korkuyorsun. Nedeni fişeği ateşleyemeyeceğimden korkman falan değil Norman. Yalnızca bunu yapmak istemiyorum. Beceriksiz olduğumu düşünmen umurunda değil, anladın mı? İmdat! Duydun mu? Biri bağırıyor. İmdat! İmdat! Burada kaldım. Ses uçurumun oradan geliyor. Hadi. İmdat! İmdat! Yukarıda! Bu Penny! İyi ki buradasınız çocuklar. Burada kaldım. Birimizin koşup yardım çağırması gerek. Bir dakika. Sen elinde ne tutuyorsun Mandy? Bu bir fişek. Ne? O oyun oynanacak bir şey değildir. Az önce bulduk. Ve şimdi de itfaiyeci sebebi vermeye gidecektik. Aferin sana. Ama şu anda o fişeğe ihtiyacım var. Mandy, onu yukarı bana doğru fırlatır mısın? Mandy! Tamam. Harika atıştı Mandy. Vay canına. Buna gerçekten inanamıyorum. Nerede? Nerede bu fişek? Fişek? Uçurumun oradan geldi. İtfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Uçurumdan bir yardım fişeği fırlatılmış. Tom bir yardım fişeği görmüşsem, uçurumda birinin başı dertte. Tom helikopteriyle sizi orada karşılayacak. Anlaşıldı efendim. Eğitime başlamaya hazırız. Olamaz. Hayır. Yardım edin. Ben sıkışmış bir kapının ardında kalmış küçük bir çocuğum. Pekala. Çocuğum yapmamız bari, gereken ilk şey çocuğu şimdi sakinleştirmek. İmdat! Biri bana yani panik etsin. Yapmasına engel olmamız gerekiyor. Anlatabildim mi? Gelse. Her şeyden önce çocuğu sakinleştirmeye çalışmamız gerek. İmdat. Affedersin sen ama seni duyamıyorum. Ben de duyamıyorum. Nasıl gidiyor çocuklar? Çok iyiydiniz efendim. Ama biraz yüksek bağırmış olabilirsiniz. Ama ben zor durumda kalmış zavallı küçük bir çocuğum. Elbette bağıracağım. Şimdi mızmızlanmayı bırakın da beni kurtarmaya çalışın artık. Buldum. Ana vanadan suyu kapatmam gerekiyor. Evet. Bakalım borunun vanası nerede? Su vanası üst kattaymış. Buldum. Boruyu bantla yapıştıracağım. Olamaz. Bant elimden çıkartamıyorum. Suyu boşaltmak için şu kovayı kullanabilirim. Olamaz. Kapı kolunu daha önce tamir etmem gerekiyordu. Şimdi burada mahsur kaldım. Bir patates, iki patates, üç patates, dört, beş patates, altı patates ve yedi patates. Dört tanesi kızartma. Evet, harikaydın Dilis. Çok garip. Elvis'le büyük düetine hazırlanmak için Mike'ın şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyordu.
İsterseniz bir şarkı daha söyleyeyim. Belki de gidip Mike'a göz atsak daha iyi olur. Kilerdeki sızıntıyı tamir ediyordu. Oo, sanırım sızıntı biraz artmış Branwyn. Ama kapıyı açamayız. Mike'ın kapı kolunu tamir etmesi gerekiyordu. Branwyn, sen misin? İmdat! Yardım edin! Kiler de Leon'la birlikte mahsur kaldım ve burası hızla suyla doluyor. Leon mu? Hemen itfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. İyi ama şimdi ne yapacağız? Trevor'ın az kalsın çarpacağı hayvan belki de o vahşi hayvanın ta kendisiydi. Hiç komik değil Norman. Sakın korkma James. Birileri bizim dönmediğimizi fark edecektir. O halde tam olarak acil durumla karşı karşıyayız diyemeyiz Branwyn. Özür dilerim Sam. Keşke Laya'nın durmadan böyle kaçıp gitmesini engellemenin bir yolu olsaydı. Kedilerin birkaç günlüğüne kaçması pek de nadir bir şey değildir. Her yere gitmiş olabilir. Dışarıda. Hem de tek başına. Bak, Lion için gözümü dört açacağım. Eminim acıktığı zaman eve geri dönecektir. Evet, doğru söylüyorsun Sam. Oh, açlıktan bahsetmişken ikizlerin akşam yemeğini hazırlasam iyi olacak. Ormana yaptıkları okul gezisinden dönmek üzredirler. Oh, işe yaramıyor. Eğer böyle devam edersem aküyü bitireceğim. Ben eve gitmek istiyorum. Peki ya kimse gelmezse? Hem de hiç. O zaman yemek olarak ne yiyeceğiz? Oh, ben aç kalınca çok sinirli olurum. Geriye yapacak tek bir şey kalıyor. Gidip buraya yardım çağırmam gerekecek. Hava daha fazla kararmadan. Ama Trevor, oraya tek başına gidemezsin. Peki ya yolda kaybolursan? Ya da vahşi hayvan seni yerse? Ama doğayı hazırlık kitabımda asla yolda kalmış araçtan ayrılmayın yazıyor. Hep birlikte kalın ve birlikte yardım bekleyin. Birinin bizi bulması saatler sürebilir Sera. Ve ben çok acıktım. Lion dönmedi. Sarah ile James de hala dönmedi. Herkes nereye kayboldu? Sadece kuşmuş. Merhaba. Merhaba. Kim var orada? Sakın korkma Trevor. Çamura saplandım. Bataklıkta mahsur kaldım. İmdat! 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 Merhaba tatlım. Hala Lion'dan haber yok mu? Sorun yalnızca Lion değil Charlie. Okul otobüsü ormana yaptığı gezisinden henüz geri dönmedi. Ama şimdiye kadar çoktan gelmiş olması gerekirdi. Hemen itfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Bir acil durum daha. Bugün görevde olmaman çok kötü. Ama şu çapalama işini artık bitirmem gerekiyor. Sizi yeniden çağırdığımız için özür dileriz. Sorun değil. Burada bir mangal teli var. Ama söndürmek için üzerine bir kova dolusu su dökmüştüm. Sonradan böyle sorunlarla karşılaşmamak için iyice kontrol etmek gerekir. İtfaiye merkezine geri döner dönmez Elvis, Penny'ye limonlu ve ballı sıcak su hazırlamayı unutma. İyi fikir Branwyn. Deniz sanki bomboş baba. Şimdiye kadar tek bir balık bile tutamadık. O zaman şansımızı başka bir yerde deneyelim. Hey, ben bir şey tuttum. Kocaman bir şey olmalı. Hadi hep birlikte asılın. Asılın. Baba, pervaneye bir şey takıldı. Olamaz.
Teknenin motoru bozuldu. Ah, ben de balığımı kaçırdım. Olamaz. Yardım çağırmak zorundayım. Yine. Denizde acil durum mu var? Ah, yine Jones ailesi. Jones ailesinin başı yine dertte. Charlie'nin teknesine mahsur kalmışlar. Hemen harekete geç Penny. Bunun üstesinden gelecek kadar iyi görünmüyorsun Penny. Onun yerine ben gidebilir miyim efendim? Üzgünüm Critlington ama burada uzman olan kişi Penny. Neptün'ü de yanına alması gerek. Bak, bu ilgilendiğim son acil durum olacak. Sonra doğruca eve gideceğim. Peki. Merkezi hiç bu kadar yoğun görmemiştim. Durum iyi değil radar. Burada bir dakika daha kalamayacağım. Bunu yapabilirsin Penny. Bunu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Bu hiç iyi değil. Herkesin hayatını tehlikeye atıyorum. Gerçekten çok üzgünüm efendim ama bu olayla başa çıkamayacak kadar hasta hissediyorum. Hemen Sam'i çağırmak zorundasınız efendim. Tamam Penny, olduğun yerden kıpırdama sakın. Hemen yardım gönderiyorum. Elvis, Tom'a helikopterle sahil kıyısına gelmesini söyle. Ben de hemen Sam'e haber vereyim. Anlaşıldı efendim. Sam! Evet efendim. Ay, ay. Harika, ne kadar hızlısın. Sizden görev için emir bekliyorum efendim. Acil durum nedir? Neden Neptün buraya gelmiyor? Bir terslik var. Neyin var Penny? Yaralandın mı? Hayır ama sanırım ateşim çıktı. Önce seni buradan... Oo, ne kadar güzel değil mi? Ve bıraktığı şu koca deliğe bir bakar mısın? Peki çürük bitkileri çapalayacak mısın baba? Çünkü sen demiştin ki... Şimdi olmaz Mandy, çok meşgulüm. Çiçek ve sebze gösterisinin başlama vakti geldi artık. Şuna bir bakın. Üzgünüm muhteşem domates ama artık birincilik ödülünü kazanabileceğini sanmıyorum. Herkese tünaydın millet. Pekala. Benim domates bitkim nerede Elvis? Onu onu kurumaması için gölgelik bir yere koydum efendim. Oo, iyi düşünmüşsün Critlington. Herkese merhaba. Tereotuyla hardalı nereye koyuyoruz Mike? Buraya koy lütfen Bronwyn. Acaba Sam seçmeleri ne zaman yapacak? Az önce itfaiye merkezindeki hortumları sarıyordu ama birazdan burada o olacaktır. Pekala, herkes toplansın. Çiçek ve sebze gösterisine hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Bugünü hazırlamak için çok zaman harcadım ve gurur duyarak baba, söylüyorum ki... Baba! Çürük bitkiler! Sözümü kesme Mandy. Gururla söylüyorum ki hepsi sıkı çalışmalarımın ve... Baba! Bak! Yangın çıktı! Buna inanamıyorum. İtfaiyeci Sam'i arayalım. Flatlarda çürük bitkiler alev mi almış? Yalnızca sen ve ben varız Sam. Diğerleri çiçek ve sebze gösterisine gitti. Ve biz de oraya gidiyoruz Penny. Hepiniz geri çekilin millet. Bu işi profesyonellere bırakın. Sam ve Penny buraya geliyorlar. İşte geldiler bile. Aa,
Sıkı tutunmayı aklından çıkarmamalısın Elvis. Affedersin, unutmuşum. Revoli ile kuzusu içinde gözlerini dört aç, olur mu? Acaba nereye gidiyorlar? Ama Voli o tarafta değildi ki. Kuzusuyla birlikte çayırda. Ha? Merak etme Voli ve kuzucuk. Norman sizi kurtarmaya geliyor. Hadi. Hadi kıpırda artık. Evet. İşte bu çok daha iyi. İkinizi gördüğüme gerçekten çok sevindim. Biletler lütfen. Bir otobüs şoförünü otobüsünden almak pek sık başıma gelmiyor. Ben de bugünkü tarifeye uyabileceğimi pek sanmıyorum. Woolly'i ya da kuzusunu hiç görmedin, öyle değil mi Trevor? Üzgünüm Elvis. Bugün buralarda gördüğüm tek şey bir sürü su oldu. Ama buralarda bir yerlerde olduklarından eminim. Sana bir fincan sıcak süt getirdim Norman. Norman? Oo, olamaz. Yumurtalı ekmeğine dokunmamış bile. Oo, suya atlamış olmalı. Oo, şu şaşkın çocuk. Merhaba Lain. Sen burada ne arıyorsun? Gel bakalım. Pekala. Acaba Voli nerede? Ha? Aha! Merak etme Voli. Norma seni kurtarmaya geliyor. Ben burada hiç koyun göremiyorum. Norma! Dylan'ın sesini duyuyorum. Norma! İmdat! Norman'ım ortadan kayboldu. Voli'yi aramaya gittiğini düşünmüyorsun, öyle değil mi? O koyunu ne kadar sevdiğini biliyorsun. Sakın korkma Dylan. O zaman o kuyu bozuk para doludur. Yeni bir kaykay almama yetecek kadar hem de. İşin sırrı rahat olmak ve eşit sıçramalarla aşağı doğru kaymakta. Çok hızlı inmemek için bu özel halatı kullanacağız. Epey de yükselmiş değil mi Elvis? Beni asıl düşündüren aşağısı. Evet. Evet. İlk kim? Yolu göster Tom. Aferin sana Fee. Evet, çok güzel. Aferin sana. Evet. Sıra kimde? Sıra bende şefim. Aferin sana Sam. Evet, çok iyiydi. Evet, Cridlington beni gururlandır. Sandviç Norman. Önce etrafı gezmek istiyorum. Ama sandviçini yemezsen büyüyüp güçlü bir adam olamazsın ki. Hayır anne, ben etrafı şimdi gezmek istiyorum. Şu Norman yok mu? Nasıl da sabırsız. Al bakalım Trevor, yengeç ezmesi. Aslında Dylan, ben nasıl hayır diyebilirim ki? Tek yapmam gereken şey aşağı inmek ve bozuk paraları almak. Ve sonra da merhaba kaykay. Oh, güzel. Demek kuruymuş. Çok da derin değil. Biraz zor olacak. İmdat! Anne! Anne! Endişe etme Elvis. Bir şekilde düşe kalka öğreneceksin artık.
Affedersin, yanlış bir kelime kullandım. Rahatlamanı sağlayacak bir şeyler düşünsen ya. Çok sevdiğin bir şey mesela. Şarkı söylemek. Şarkı söylemeyi severim. Evet, bak onu unutmuşum. Şu an duruyorum burada, bakıyorum aşağıya. Sıkı tutacağım şapkamı, olur da düşersem... Hayır. Evet, bence bu işe yaramıştır. Bir tane daha versem. Norman nerede kaldı böyle? Umarım bir şey yoktur. Kesin saklanıyordur. Küçük oyunlarından biri işte. Onu bulmamızı istiyor. Norman! Norman Price! Uzakta olamaz. Şuna baksana. Gerçek bir ateşte kimse başa çıkamaz, öyle değil mi? Anne! Affedersin. Hadi bu tarafa gelin Diriz. Benim barbekümle böyle sorunlar yaşamazsınız. Şunu izleyin. İşte bu kadar, duman yok ve pişirmeye çoktan hazır. İşte bu çok daha iyi. Merak etmeyin, duman birazdan gidecektir. Bu kral karidesler nefis görünüyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Merak etme dostum, karidesler birazdan pişmiş olacak. Bu koku da ne böyle? Sosisler. Gördün mü? Düzgün bir barbeküde pişen sosislerin kokusuyla bile başa çıkamazsın. Trevor. Belki de Pontypendi'nin barbekü şampiyonu sensin. Kral karideslerimin tadına kim bakmak ister? Güzelce piştiler ve yenmeye hazırlar. Ne kadar hızlısın Tom. Evet. Çok lezzetliler. Sosisler hazır. Vay canına. Bu gördüğünüz bir mutfak tüpü. Bazı barbekülerde kömür yerine gaz kullanılır ve o lezzetli kızartmalık sosisleri pişirirsiniz. Mutfak tüpünü ateşten uzak tutmanız gerekmiyor mu efendim? Çok haklısın Sam. Eğer tüp fazla ısınırsa patlayabilir. Barbeküye gitme vaktimiz daha gelmedi mi efendim? Evet. Pontypendi'nin barbekü şampiyonu kim? Buna karar vermek o kadar zor ki. Ben hala çok açım. Belki birazcık daha yesem iyi olur. Böylece hangisinin daha lezzetli olduğuna karar verebilirim. Biz de yemek istiyoruz. Gerçekten çok acıktık. Merak etmeyin Branwyn. Trevor sosislerini pişirene kadar size çoktan kral karidesleri pişiririm ben. Bunu göreceğiz bakalım. Şimdi gazı biraz daha açıyorum. Böylece daha hızlı pişirebilirim. Vay canına. Bu çok akıllıca bir şey. Akıllıca falan değil. Tek yapman gereken barbeküye biraz daha kömür eklemek. Böylece ben daha hızlı pişirebilirim. Benim için hiç sorun değil. Ben de gaz açabilirim. Hem de en yükseğe. Ben de bütün kömürü tek seferde boşaltıyorum. O zaman sana pişirmeyi göstereceğim. Pontypendi'nin barbekü şampiyonunun kim olduğunu birazdan göreceksin. Dostum, sanırım barbeküye gereğinden fazla kömür atmışsın. Olamaz! Hemen geri çekil Norman. İtfaiyeci Sam'i arasak iyi olacak. Trevor Evans'ın barbeküsü bir ağacın alev almasına neden olmuş. Piknik alanında bir barbekü kazası yaşanmış. Umarım hepiniz bu sabahki dersi dikkatli dinlemişsinizdir. Sakın bir adım daha atma Norman. Senin o roket saçmalığını gerçekleştirmene izin vermem. Ama bu çok kötü anne. Çünkü roketin fırlatma düğmesine senin basmanı çok istiyorum. Benim basmamı mı istiyordun? Doğru duydun. Tıpkı gemi yöneten bir kraliçe gibi. Kraliçe gibi mi? Benim için zevk. Herkes nerede kaldı anlayamıyorum Elvis. Herkesin Flat Flyer'ı göğe yükselirken izlemek isteyeceğini düşünmüştüm. Belki biraz daha bekleyebiliriz. Ne yazık ki daha fazla bekleyemeyiz Elvis. Jüpiter, Venüs, Helen ve ambulansıyla buraya geldik. Ya başka bir yerde acil bir durum olursa ne olacak? Merak etme baba. Birazdan burada olacaklarına eminim. Roketin beklediğim kadar büyük değilmiş. Her neyse, geri çekilin millet. Hadi anne, şu düğmeye basacaksın.
Bundan sonra broketin adı şöyle olsun. Pentipundi 1. Havalanışı kutlu olsun. Ver canına. Nasıl gidiyor baksanıza. Sen gerçekten zeki bir çocuksun Norman. Peki acaba küçük paraşüt ne zaman açılacak? Paraşüt mü? Ne yani? Aşağı ineceğiz ama paraşüt açılmayacak mı? Hayır. Norman Price. Roket ana yola doğru ilerliyor. Çabuk. Olamaz. Olamaz. Ana yola doğru. Bayan Price'ın dükkanı. Hadi gidelim. Hemen yardım çağır. Hemen itfaiyeci Sam'e haber vereceğim. Ne? Kontrolden çıkmış bir roket ana yola doğru mu ilerliyor dedin? Cevap versem ana yola doğru ilerleyen bir roket var. Ayrıca bu bir eğitim çalışması değil. Biz geri gelene kadar sakın roketi ateşleme Mike. İyi ki önceden çalışma yapmışız değil mi Elvis? Evet. Peki bu roket nereden geldi dersin Sam? Yoksa uzaydan mı? Bu işte Norman Price'ın parmağı olduğundan eminim. Olamaz. Dükkanım. Norman, şu yaptığına bir bak. Hadi peşlerinden koş. İşte böyle. Çocuk oyuncağı gibi gördün mü? Radar söylediklerini anlamıyor. Ona bir vermek gerekiyor Norman. Zaten vereceğim Mandy. Peşlerinden koş Radar. Bilirsin işte, onları kurtar. Hayır, o tarafa gitme. Hayır, radar geri dön. Yavaşla. Artık onları asla yakalayamayacağım. Ucuz atlattım. Baba! Baba! Sen iyi misin? Evet, ben iyiyim ama buradan çıkamıyorum. Keşke kapıyı tamir etseymişim. Hemen itfaiyeci Sam'i aramamız gerek. Olamaz. Telefonumu evde unuttum. Buldum. Radar'ı oraya göndereceğiz. Gidip yardım çağır Radar. Bilirsin işte. Mani nani. Mike'ı kurtarmak için. Sam haklıydı. Radar harika bir kurtarma köpeği. Bir çoban köpeği olmaya uygun değil. Radar, sen burada ne arıyorsun? Mandy ile Norman nerede? Yoksa bir sorun mu var? Hemen itfaiyeci Sam'i arayacağım. Norman'la Mandy'nin başı dertte mi? Radar flatların evine tek başına geri dönmüş. Helen çocukların başına bir şey geldiğini düşünüyor. Radar'ı tanıyorsan bu gerçekten ciddi olmalı. Helen'a radarı bırakmamasını söyleyin. Yola çıkıyoruz. Affedersin. Artık yarışa başlayabilirsiniz. Yalnızca bir uyum sorunumuz var efendim. Özür dilerim Sam. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Yalnızca adımlarını ritme göre atman gerekiyor Dillis. Dikkatini verebileceğin bir şey söyle. Yani tekerleme gibi, tamam mı? Şuna ne dersin? Count Price marketine gelin. Keyifli alışveriş edin. En azından denemeye değer. Count
Fat Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. İşte böyle Cut ediniz. Fat Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Cut Price Market'ine gelin, keyifli... Üç ayaklı yarış gerçekten zormuş. Sanırım artık dinlenebiliriz, biz kazanıyoruz. Ve kazanmaya devam etmek için ne yapacağımızı buldum. Beni izle. Ha? Hey, sen ne yapıyorsun? Demek sonunda pes ettin Norman. Hayır, sadece önden başlamanıza izin veriyorum. Heh, hadi Elvis, bu taraftan gidelim. İtmeyi kes artık James. Asıl sen beni itiyorsun, iten sensin. Hayır sensin, sen beni itiyorsun. Hayır sen itiyorsun. Ay, dur. İşte ve annemle sen de metrelerce gerimizde kaldı. Ama buna hile yapmak denir. Sana söylemiştim, hiçbir şey bu yarışı kazanmama engel olamayacak. Cut Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Cut Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Cut Price Market'ine gelin. Hey, biraz yavaş ol. Ama işaret bu tarafı gösteriyordu. Cut Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Cut Price Market'ine gelin, keyifli. Norman. Bunlar buraya nasıl geldi? Annenin metrelerce gerimizde olduğunu söylemiştin. Hadi, kestirme bir yol biliyorum. Hey, hile yapman hiç hoşuma gitmiyor Norman. Ama ben buna zafer diyorum, hadi gel. Cut Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Cut Price Market'ine gelin, keyif... Evet, Norman'la mendi ortalıkta görünmüyor. Dinlenebiliriz değil mi? Çünkü bir adım daha atamayacağım. Tamam. Burada biraz dinlenebiliriz Liz. Hey, sizin önümüzde olduğunuzu sanıyordum. Biz de öyle. Ama işaretlerden biri yanlış yöne gitmemize neden oldu. Garip. Ama biz bunu fark etmedik. Özür dilerim Sam. Yine sonuncu olduk. Yarış daha sona ermedi Liz. Neler olacağını kim bilebilir? Geldi yardım çağrısı. Sen hep sakin ve hızlı.